Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda Rise Online'dayız. Rise Online'da Crystal Fortress etkinliğine gireceğim. Hem etkinliği göstereceğim. Etkinlikte ödül sistemi de aktif edildi artık. Onun dışında kazanırsak veya berabere kalır ya da kaybedersek duruma göre aldığımız ödülü de kıracağız. Yine etkinliğe girmeden önce şu an etkinliğe bir 3-5 dakikamız var gelmesine açılmasına. Etkinlik ne geldi? Güncellemede neler geldi? Bir de bayram etkinliği geldi. Onlardan bahsedeceğim. Bayram etkinliği arkadaşlar şöyle ki bir önce de yine yapılmıştı buna benzer bir şey, gene geldi, güzel oldu. Bayram arasında 8-18 Temmuz tarihleri arasında oyuna giriş yapmış olan tüm kullanıcılara 3 günlük premium, 3 günlük pet ve binek. Bunun dışında ek şurada şöyle gösteriyor zaten, onarlı olarak ek SC'ler 1.60, 60-70, 1.50 arası, 1.40 arası level aralıkları olan kullanacağınız ek artı SC'leri var. Bunun dışında binerli HP ve MP pot var. Çok iyi bunlar da. Yine binerli pot en azından bir haftalık, 10 günlük iyi kötü zindan mindan derken işimize yarayacak kısmı arkadaşlar bu etkinliğin. Güncelleme notu kısmına gelirsek. Güncelleme notunda arkadaşlar bu Crystal Fortress etkinliğinden bahsediliyor. Crystal Fortress'ın ödül nereden alacağınızdan bahsetmiş. Action Host'tan alınıyor. History kısmından bakabilirsiniz denmiş. 60 ve 65 level aralığı var etkinliğe giriş için. Yine etkinlik saatleri 14'te, 20'de ve 02'de olarak belirtilmiş. Yani günde 3 kez etkinlik açılıyor. Öğlenden sonra 14, akşam 20.00 ve gece 02 olmak kaydıyla 3 kez giriş hakkı var. Etkinlikte ve kill başı puan var. Karşılıktan ya da karşı takımdan bir kişiyi aldığınızda puan yazıyor hanenize. Yine monument aldığınızda puan yazıyor. Monument kestiğinizde bunlar etkinliği kazanmanızda yardımcı olacak kısımlar. Gender Change oyuna eklendi. Oyunda artık oynadığınız job erkekse, kadına kadınsa erkeğe çevirme durumunuz var arkadaşlar. Bunu da yine eklenmiş, bilginiz olsun. Duel sistemi aktif edildi denmiş. Duel sistem şu. Mesela şu adama şöyle tıklayıp düello dediğin zaman artık bulunduğun yerde, pazar haritasında olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama denemediğim için bir şey diyemiyorum ona. Bulunduğun yerde dövüşebileceksiniz. Birbirinizi en azından hani denemek istiyorsanız arkadaşlar arasında arena aramanıza gerek yok yani. Blood Valley savaş haritası da aktif edilmiş yeni, şöyle gördüğünüz. Bu da deneme test için yani şu an. Mutlaka yakın zamanda bunun da faal halini göreceğizdir. Şu an için güncellemelerle birlikte Crystal Fortress'un ödül sistemi bu şekilde. Etkinlik bir açılsın, girelim içeride ne göreceğiz. Açılır açılmaz katıldık arkadaşlar Crystal Fortress etkinliğine. 2 dakikadan geriye sayıyor. Bakalım 2 dakika sonunda içeri girdiğimizde partimiz ne olacak? Nasıl bir durumla karşılaşacağız? Şu an katılımda yoğun şekilde devam ediyor bu arada. Yani bakıldığı zaman şu an hani oyuncuyu da merak edenler için söyleyebiliriz. Şu an akşam saat 8. Daha birçok kişinin haliyle bu videoyu çektiğimiz bayrama 1-2 gün kala bakıldığı zaman yoğunluk 1000-2000 kişi diyebiliriz. Leveli yetmeyen de bir sürü oyuncunun olduğunu düşünürsek, çünkü 60-65 olarak var. Yani 59'da 58'de oynayan bir sürü oyuncu da var level kasan. Dolayısıyla 1000'e 1000 gibi bir katılım var. Çok yoğun bir katılım olduğundan bahsedebiliriz. İleriki aşamada savaşları merak ediyorum. Test olarak savaşa da bir girip onu da çekeceğim muhtemelen ama şimdi şuraya bir girelim, devam edeceğiz. Başladık arkadaşlar. Bakalım. Kazağımız mübarek ola şimdiden. Ortada Mono'ya doğru gidiyoruz. Şunu da biraz şöyle alayım. Bunları buraya alınca bunlar üst üste geldi lan. Neyse, onları düzenleriz abi. Buradan Dgon'da selam olsun. Dgone isimli arkadaşıma şuradan ne göreceğiz bilmiyorum. Yani alır mıyız, alamaz mıyız? Crystal of Chaos. Bu arada bu kendi bölgemizin. Ulan biri kopturdu gidiyor oğlum. Ne çabuk gittim. Ben de asasım ama adam fişekledi gitti maşallah. Ortadaki Center Crystal of Balance dediğimizde bu. Bunu kese kese yetenek çok uzak diyor şuradan. Ha, giydirme mesafesine girmişiz abi. Şunu seriden yıkabilirsek. Kaçma. Aha, ayıya döndüm. Lan. Lan. Prestimiz var mı lan bizim? Valla biz bu arada sayı olarak sanırım bir tık gerideyiz. Niye olduğunu anlamamakla birlikte. Yani sayı olarak bir tık gerideyizden kastım şöyle.
Parti olarak sayımız eksik gibime geldi ama bilmiyorum. Abi ben PK'ya döneyim. Buna devam ederiz. Onun can gitti, o bizde zaten de. Şu an Lunaskar tarafı biziz yani. Yaratık kısmı. Oğlum adama arkadan dönüyordu galiba. Kazandık gibi duruyor şu an aşamada. Şu aşamada bilmiyorum ama ne göreceğiz. Evet, Mono'yu da kırdık. Mono'dan kutuyu açtığımız zaman şu an bir şey görünmedi abi. Kutu demek ki yok. Demek ki kutumuz yok. BP kasmak için de güzel. Biz bir de eksiyiz lan. Adamlar 8 kişi. Yani biz de aha geldiler. Ağız burun dalarım ha. Al bakayım, bir lighting senden var. Yakışıklı. Abi çok fişeklemeyin lan adamlara. Arkadan giydirmeye uğraşıyorlar. Ben bir hoppa yatacağım, kaçayım. Lan çok pis kaçarım. Eski kaçıcılardan kim kaldı derseniz ben varım abi. Bizdeki iki adam zaten var ya, öyle böyle doğramadı yani. İyi doğradılar. 15'e 4 oldu. Muhtemelen alırız herhalde. Bu saatten sonraki gidişat onu gösteriyor. Abi çilekli milkshake alan var. Çilekli milkshake alan var mı diyor ya. Bizde zaten şu adam fişek. Çarın görüntüsü itibariyle de. Yaklaşın lan. Çok da öne gitmiyorum abi. Tekten. Aha o adam. Yalnız var ya, full okçu kapışmasına dönüyor iş, biliyor musunuz? Aha adam geldi. Adam AFK'ymış lan. İyi bari 7 olduk. Hepten şimdi işimiz kolaylaşır. Dostum gelme. Gelme, seni yakarlar bak. Beni yem kullandılar. Yatış modon. Tekrar yardıralım abi şuradan. Şuradan çıkınca da gidiyor mu lan? Bir gideyim bakayım. Yok lan, bildiğimiz yoldan gidelim. Oraya gideyim, devam edelim. Magemizin olduğunu niye unuttuysam. Magemiz olduğu için zaten otomatik olarak geri geldik yani olduğumuz yere. Burada kesmeyin puan vermez diyor. Ha, biz bu arada Mono'yu boşa kesiyormuşuz. Bak bunu da öğrenmiş olduk. Monument'i kesmiyormuşsunuz abi. Karşı taraftan şayet hani öndeyseniz Monument kesseniz de puan vermiyor. Abi mageler gözünü seveyim. Hemen pusudalar. Mageler önden yakacak adamları. Adama abi ikinciyi atalım lan. Daha biz ikinciyi atmadan mage adamın ciğerini yakıyor var ya. Adam Knight Gudu'ymuş lan. Nüket Duru gibi okudum ya adamın adını. Emmoğlu sen ne yapıyorsun orada? Al bakayım. Aha da o da gitti. Muhtemelen zaten bu da burada bitti. BP kasmak için çok muazzam olmuş ama ben sevdim abi. Battle Point kasmak adına en azından hani bakıldığında Death Valley'e çıkmayanlar için burada ideal. Ya da çıkamayanlar için, ekipsizler için. Çünkü Battle Point de burada ileriki aşamada güzel ödülleri var. BP'nin de aha Ramses kill yazdı. BP'nin de ileriki aşamada kırılarak item alınacağını düşünürsek. Oğlum uğraştırmayın da alıp çıkalım işte lan. Monumentler giydirmeye başladı yalnız. Sen kendini kurtar. Evet bitirelim. Güzel gidiyor şöyle. PK'sı ben sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bitirdikten sonra ödül durumuna göre bakalım abi.
Evet arkadaşlar bitirdik. Bayağı güzel döndü. Kutumuzu aldık. Gold chest aldık. Berabere kaldığında silver, bir altında da wooden olması lazımdı. 3 çeşit kutu var. Yani kaybetseniz dahi kutu alıyorsunuz ama kazandığınız zaman en iyisini alıyorsunuz. Bir tane veriyor kazandığınızda, berabere kaldığınızda ya da kaybettiğinizde. Şimdi gidelim bir kıralım. Ne atar ne atmaz şansımız da tamamen. Ben de bilmiyorum ki bunların bu arada ne düşeceği içinden verilmedi. Yani herhangi bir drop list paylaşılmadı. Dolayısıyla daha bir bayağı hani etkinliğe girilip de bu kutular toplanıp zamanla kırıla kırıla hani drop durumunun ne olduğunu anlayabiliriz. İyi bir şey atar atmaz deneyince göreceğiz. Şimdi bir çıkalım yukarı NPC'ye, kırmaya bakalım. NPC'ler arkada arkadaşlar. Burada da zaten pazarcılar doluşmuş hemen. Mesela Gold Chest 8M'den Selfiyat'tan satan var. Bayağı da var. Almak için bu arada kazandıktan sonra ticaret diyoruz. Buradan Action House'a tıklıyoruz. Burada geçmişe geleceğiz. Şurada Gold Chest gördüğümüz gibi al diyoruz. Üstümüze şöyle inventory'i açtık. Bir adet Gold Chest geldi. Hadi bakalım. Bir de biz deneyelim. İlk item şansımızı. Abi attık itemi. Confirm dedik. Tamam dedik. Buna lan Rare Weapon Shard verdi oğlum. Ben de şans olsa zaten. Evet, bundan ne atacağı tamamen şans bu arada. Bir tane Rare Weapon Shard geldi. Rare değil de hani unique falan, epic falan gelseydi güzel olurdu ama en azından denemiş olduk. Bunları toplu kırar mıyız ileride bilmiyorum. Herkes pazar açıyor şu an. 8 milyon 7.8M falan fiyatları var. Bu videomuzda hem Crystal Fortress'ı merak edenler için göstermiş olduk, hem de ne olduğunu, güncellemenin, yeni gelen güncellemede nelerin değiştiğini aktardık. Güzel de BP kastık içeride. Bunu günde 3 tur olmasa da 2 turunu kaçırmadan girmeye çalışırım denk geldikçe. Kutuları toplayıp belki bir 10, 20, 30 ne yapabilirsek toplu kırarız. Tekrardan görüşmek üzere. Yeni videolarda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum, beğeniyi de eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.